gençlerimizin, umuyla, gençlerimizin güzel, bana göre güzel hizmetlere, tabii sizin algılarınızı onu bilemem ama ben güzel hizmetlere imza attığım kanaatindeyim. Dünyada bir değişim yaşıyoruz. Yani bu değişimi bir tablo ortaya koyuyoruz. Siz de biliyorsunuz. Yani makam aracı kullanmıyoruz. Makam aracı garaja çektik. Ne yaptık? Y'ye gidiyoruz, halkımızla selamlaşıyoruz, onlarla görüşüyoruz. Efendim, netice itibariyle hava yağmurluğunda kendi aracımızla gidip geliyoruz. Böylece diyoruz ki daha yakın olalım halkımıza diyoruz. Böyle kalabalık insan şeylerle falan filan gidip insanlardan uzak mesafeli olmuyor. Netice itibariyle biz bu şehrin yetiştirdiği bir insan. Burada büyüdük. Bu sokaklarda, bu caddelerde yetiştik, büyüdük. Onun için biz faniyiz. Gelip geçeceğiz. Eğer güzel bir hayra hizmete vesile olmuş, onun altında bizim bir imzamız varsa o bizim için çok güzel bir icraattır. Bunları yapıyorum ki bundan sonra gelecek arkadaşlarımız da kamu malına hassasiyet göstersinler. Daha dikkatli davransınlar. Daha önce yaptığımız ziyaretlerde de ifade etmiştik. Bugüne kadar belediyeciliğin rehberi olan Cumhurbaşkanımızın önderine çıkan bu tabloda güzel bir yolu kat etmeye devam ettik ama asıl bundan sonraki süreçte sizin de bu yeni şuurunuz ve proje adamı olmanız dolayısıyla inanıyorum çok büyük bir yol kat edeceğimiz kanaatindeyiz. Bugün burada bilhassa yapılması mümkün olan konuları konuşabiliriz ama asıl sizin gönül belediyeciliği ifade ettiğiniz ve gönül seferberliği diye ortaya koyduğumuz tarzı anlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar yaptıklarımız mutlaka önemlidir ama çok daha güzeldi. Bundan sonra başaracağız. Çünkü buranın farkını hayatımıza maddi olarak yansıtmamız lazım. Zenginlik olarak yansıtmamız lazım. Ben bir de şunu söyleyeyim size. Yani böyle içimden geldi. Yerleriniz falan sakın ucuz satmayın. Buranın değeri çok artacak. Bak bu kadar açık söylüyorum. Buranın bir borsa değeri var. Yani tabiri caizse. Bu değeri artıracağız. Yani bu yaptığımız çalışmalarda size en büyük iyiliğimiz bunun değerinin artması olacak. Yani sizin varlıklarınızın 2'ye, 3'e, 4'e katlanması, 5'e katlanması büyük bir kazanç. Yani onun için burası taklit eden değil, taklit edilen bir şehir olacak. Bunu yani hangi böyle Türkiye'de bakın 2 tane havalanınız var. Muhteşem bir deniziniz var, limanınız var. Yani başka bir şeyler daha da olur. Yani diğer demiryolu vesaire de olur. Bambaşka bir merkez olacak burası. Yeter ki sizin yüzünüz gülsün. Amacımız bu. Bir gönül belediyeciliğine doğru gidiyoruz. Yani biz şimdi asfaltı falan bitirdik. Yani çöp toplamayı falan bitirdik. Eskiden bunların hepsi ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlar mısınız? İstanbul'da çöp patladı. Yani Ekim başında yani çöp patlar mı? Çöp patladı. Çünkü metan gazı oluştu. Ve metan gazı aslında doğal gazın da %97'si. Patladı 36 kişi öldü. Hatırladım ben. Şimdi böyle bir şey yok. İstanbul'da yağ düşse yalanıyor diye bir tabir vardı. Yani tertemiz her taraf. Şimdi artık o kısım geçti. Şimdi başka şeyler yapıyoruz. Biraz önce 2 saatine, 3 saatine evde çocukları bırakabilir miyiz diye sizin o projenizi konuşuyoruz. Yani şu anda çağdaş belediyecilikler dünyada ne varsa bunları yapacağız. Üstüne üstlük bizi taklit edecek yeni uygulamalara geçeceğiz. Bunda iddialıyız. Tek şeyimiz bize dua edin. Allah bizi mahcup etmesin.